Biz Geek Yapar ekibiyiz. Geek Yapar ekibinin aslında YouTube yüzleriyiz de diyebiliriz. Ama aynı zamanda da işte yapının ortaklarıyız. Ben bunu çok havalı buluyorum, gereksiz. Evet, o ortaklar biziz yani, ben de onu söyleyeyim. Ben sizden bahsederken dedem işte Cevdet kimdi? Cevdet ortağım diyorum mesela. Ben sana toprağım diyorum. Ben hiç öyle demiyorum, ben can diyorum. Geek Yapar nedir diye merak eden vardır belki diye böyle havaya söyleyeyim ben. Bir web sitesi olarak başlamış 2013 yılında. Daha sonra 2015 yılında da bir YouTube kanalı açıp daha sonra başka mecralarla da ufak tefek varlıklarını sürdürmüş. Daha çok ama web sitesi ve YouTube kanalı olmak üzere devam eden bir kültür vakfıyız. Kültür sanat bilmem ne kanalıyız. Kültür sanat bilmem ne ne. İşte yemek içeriği de var. O da bilmem ne istiyorsa. Onu yapıyoruz biraz. Şakalar, mizah, özgün içerik eğlence ürettiğimiz bir mecralar bütünü. Bence fena tanımlı. Sen nasıl tanımlamak istersin? Güncelle laflarımızı. Yo, bence gayet güzel oldu. Güzel mi? Pardon. İçerik fabrikasıyız da diyebiliriz kısaca. Yani. Fabrika böyle çok seri üreten bir şeymiş gibi. Daha içerik atölyesi. Seri atölye güzel. Geek Yapar aslında ya web sitesi olarak başladı. Şimdi aramızda artık olmayan Can Sungur web sitesini kurmuştu. Daha sonra Yiğitcan Erdoğan dahil oldu. Site birazcık büyüdü. Bizim Ömercan'la ikimizin dahil olmasıyla birlikte de YouTube kanalını açtık. Yanlış hatırlamıyorsam 2015 yazıydı. Daha sonra da YouTube kanalıyla birlikte başka mecralara da sıçrayarak büyümeye başladı. Ben açıkçası YouTube kanalına başladığımızda kim bizim niye izlesin diye düşünüyordum. Hani böyle bugünlere geleceğini tahmin etmiyorduk diyebilirim. Şimdi çok güzel bir kitlesi oluştu. Daha da başka söylenecek bir şey varsa söyleyin bakalım kolaysa. Ben yokum. Yani o anlar yoktum ben. Sonra dahil oldum. Sonra dahil oldum. Yani arka planda arkadaşlık da böyle hiç yok değildim de. Cevdet aslında yeni gelmiş gibi düşünülüyor ama Cevdet aslında en başından beri neredeyse var. Doktor Who videoları çok eski ya. Ya bir de biz zaten genel olarak hani bu üçlü olmasa da daha fazla bir arkadaş grubu olarak hep çeşitli projeler yapıp çeşitli içerikler ürettik yani. İlk defa bir araya gelmiş bir üç kişi de değiliz ya da daha kalabalık bir ekip değiliz. Evet. Kendi aramızda geek geek konuşurduk zaten her zaman. Yani bir planlayarak, isteyerek değil. Bunun bir işte internet içeriği, bir şova dönüşmesi bir takım arkadaşların vizyonu sayesinde oldu. Can'ın az önce özetlediği gibi dönüştü ve işte şimdi de devamı gelen bir uğraşa dönüştü artık. Geek Yapar ekibi, ben buradan başlayayım, iş gününü sen anlat. Geek Yapar ekibi işte az önce Can'ın da söylediği gibi bu üç kişinin ortaklığından oluşuyor şu anda. Çok kişiler katıldı gitti, ben mevcut kişileri söyleyeceğim. Bizim işte arka planda çalışan arkadaşlarımız var. Artı bir de site tarafı var. Site tarafı gayet özel bir taraf. Orayla bizim hani bilgimiz dahilinde oluyor her şey ama hani ilgi onlara ait bir şey. Onlar gösteriyor ilgiyi. Yazarlarımız orada da kaç kişi var? 4 artı 3, 7 kişi de orada var. 7 tane yazarımız var. Evet, yani biz aslında 12 kişi kadarız şu anda arkada çalışan. Bir de biz düzenli olarak çalışıp böyle kurumsal bir profesyonellik yakalamaya çabalıyoruz. Zaman zaman bununla ilgili çabalarımız daha yoğun olup zaman zaman daha sallap atıyor olabiliyor. Fakat bunu taşırken bir yandan da biraz böyle kendi çevremizden olan ya da çevremizde değilse de gidip tanıştığımız geek olduğunu düşündüğümüz insanları işte kanalımıza çıkarmaya etmeye çabalıyoruz. Onların da yani tabii bir kısmını konuk gibi algılıyoruz ister istemez ama biz böyle biraz daha bazı suratlar tekrar tekrar çıkmaya başladıkça da böyle geniş bir adına işte belki kolektif diye uydurabileceğimiz bir oluşum olması da mevcut. YouTube tarafında da günümüz şöyle geçiyor. Hadi ben de biraz günümüzden bahsedeyim. Tabii bahset. Ama ben şeyi söylemem lazım. Bir de bizim starımız var. Rockstar Ömercan değil. Barış Kraloğlu'muz var bir de. O da starımız. Yani bu 12 kişiden bağımsız. Aramızdaki en meşhur insan olarak dahil tabii ki ekibe. Bunun dışında bir günümüz işte gidiyoruz ofise, kahvemizi mahvemizi yapıyoruz, oturuyoruz biraz muhabbet, sohbet. Daha sonra programların çekimini yapıyoruz ve dağılıyoruz. Çok güzel değil mi gerçekten? Çekim aralarında vakit olursa
goy goy oluyor, ondan bahsedelim. Aynen öyle. İşte bazen işte haftalık diye programımız mesela var. Haftalık geek haberleri konuşuyoruz. Orada hep beraber gidip filmleri, fragmanlarını izleyip kakarak ikili gülüyoruz. Bazen işte böyle kendimize bir oturma odamız var. Orada bir şeyler birlikte izliyoruz ya da işte mutfakta muhabbet ediyoruz. Kimisi yorulunca gidiyor bir yerde uzanıyor. Yani birazcık daha böyle yoğun ofis hayatı dışında aslında birlikte güzel vakit geçirdiğimiz bir alanımız var. Ve orada birlikte güzel vakit geçirirken kameraları açıp bir şeyler kaydediyoruz aslında. Daha sonra da kurguları genelde evde yapıyoruz. Bazen de ben darlıyorum böyle arkadaşlar, yeni şeyler yapmamız lazım, toplantı var diye. Biz de herkes büyük ihtimalle şu şekilde ama dolu bir şekilde Allah'tan bana geliyorlar ve yeni şeyler üretiyoruz o günlerde de. Bir de ekstradan bazen ilgimizi çekerse bana çok havalı gelen bizi çağırdıkları basın gösterimlerine gidiyoruz. Sabahın erken saatinde işte sadece basın mensuplarının davet edildiği film gösterimleri oluyor. Vizyona girmeden önce filmler. Bunlar özellikle bize bedava izletiliyor olması falan bana çok fiyakalı geliyor. Bundan bahsediyoruz. Bir de arasız ve reklamsız film izlemek keyifli bambaşka sinemada. Yani genel anlamda böyle bir strateji kurduğumuz söylenemez. Yani biz böyle hani ilk yapar işte önümüzü açtık işte stratejilerimiz, vizyonumuz, böyle çalışmalar yapıyoruz ama çok standart bir vizyonla ilerliyor bu. Genelde biz şimdiye kadar deneme yanılma yöntemleriyle öğrenip biraz da tabii şimdi sözü de bırakacağım. Sosyal medya ile uğraşmış çalışmış Can var. O da tabii bize bildiklerini aktararak bir yol gösteriyor. Fakat o mecralar arasındaki işte farklılıklar zaten tam olarak bizim çok fazla algılayamadığımız şeyler. Yani işte mesela YouTube ve Twitch mesela iki ayrı mecra. İşte ikisinde de canlı yayın var. İşte Twitch canlı yayında çok üstün ama işte YouTube bazen çok daha işte az kişi tarafından izlenebiliyor canlıda. Bunun bir formülünü bulup hani çözüp bunun üzerine çok fazla strateji üretemedik yani bu konuda. Pek bir şeyimiz de yok yani açıkçası çabamız. Biraz açıkçası hani geek yapar olarak özgürce içerik üretip bunu özgürce paylaşıp çok fazla deney yapabiliyoruz. Buna olanak sağlıyor. Hani böyle bir ben daha önce işte markaların da sosyal medya hesaplarını falan yönettim daha önceki işlerimde. Daha sonra gına geldi. Ben kendi içeriğimizi üretebileceğimiz özgür bir yer olsa keşke diye bakarken zaten geek yapara başlamış bulunduk. O yüzden çok fazla şey deneyimleyip de çok fazla şeyi kendimiz özgürce yapabiliyoruz. Bazen iyi geri dönüş oluyor, bazen hiç geri dönüş olmuyor, beklentimizin çok altında kalıyor. Bazen çok fazla izleniyor beklediğimizden, yani ne bileyim bir kötü çocuk filmine gittik mesela ve konuştuk bir dönem ve inanılmaz izlendi. Ben hala o videonun bu kadar konuşulmasını algılayamıyorum mesela. O yüzden hani böyle marka kısıtlamaları, ay yok şunu söyleyemeyiz, bunu yapamayız olmadığı için de özgür olarak aslında istediğimiz yerde istediğimiz gibi takılabildiğimiz ve at koşturabildiğimiz bir stratejimiz var diyeyim. Yani stratejimiz tamamen özgür olmak diyebilirim ben. Genel olarak nerede nasıl konuşacağımıza kendimiz istediğimiz gibi karar veriyoruz. Şimdi biraz artık abi şurada şöyle bir tweet atacağım sizin için de uygun mu seviyesinde bir iletişimimiz var kendi aramızda. Ama sonuç olarak geek yapar herkesin istediği gibi iletişebileceği bir mecralar bütünü diyebiliriz. Canlı yayın konusunda da YouTube'da daha çok izleniyoruz enteresan bir şey. Hayır yani örnek olsun diye söyledim. Tabii. Yani hani bilmiyorum ki şu anda istatistik yok elimde de. Yok yani hani YouTube'daki mecramız ve şey kitlemiz daha büyük olduğu için YouTube'da daha çok izleniyor canlı yayında mesela Twitch'e nazaran. Twitch birazcık daha özveri ve haftanın 3 günü en az yayın açılması gereken bir mecra. Biz bir de hani şey değil yani tek birazcık daha orada şey çalışıyor bence. Tek kişi olup da onun muhabbeti, onun oyun oynaması, onun yayın yapması ve o kişiye özgü ve daha kişici bir kitle orayı izliyor. Geek yapar bir oluşum ve hani bizim canlı yayınlarımızda genelde ya üçümüz oluyor ya Cevdet'le bir konuk olan popüler mevzular diye bir program var mesela. O Twitch'te de çok izleniyor. Onda çünkü o programı yapan tek kişi var. Tek kişi çalışıyor. Bunun özeti buydu. Twitch'te tek kişi. Peki bu stratejini niye şu anda söylüyorsun? Daha önce söyleseydin ya yapsaydık bunu uygulasaydık. Uyguladık çok da izlenmedik tek tek ayrı ayrı. Tamam. Ya hep böyle yapıyor abi. Her röportajda aynı şey ya. Böyle sadece ve sadece işte hani az önce Can'ın özetlediği gibi özgür olmaya çalışıp onun dışında ters bir şey söylememeye çalışmak. O da yani atıyorum ters bir şey derken hani suya sabuna dokunma anlamında değil de
söyledikten ve duygusal bir çıkış yapıp da işte onu hani sonradan pişman olacak bir şey söylememek. Onun dışında ama bu söylediğim hani çok genel. Zaten herkesin işte sosyal medya kullanırken yapması gereken düzeyden bahsediyorum yani. Onun dışında çok ekstra bir şeyimiz yok. Var mı? Yani politikleşe de biliyoruz bazen. Ama ya en azından hakaret davası yiyip de hapislerde çürümeyecek kadar dikkat etmeye çalışıyoruz yani. Hakaret etmeyerek bunu yapıyoruz. Dikkat etmeye çalışıyoruz diyeyim. Yok, çok zekice hakaret etmeye çalışabilirsin. Yani böyle karşındaki aa galiba bana iyi bir şey dedi falan demesin. Samimi olacaksın. Ne dedi? Kötü bir şey dedi bu. Şöyle biz geek deyince akla tabii ne geldiğini farkındayız. Biraz daha böyle süper kahraman, çizgi roman okuyan, işte fantastik ya da bilim kurgu eser takip eden tip akla geliyor. Fakat bu işte uğraşlarla uğraşırken gösterilen özveri bize çok ilginç geldiği için ve bunun aslında başka uğraşlarla uğraşılırken de gösterildiğine dikkat ettiğimiz için böyle birebir işte işe dönüşsün de ben bundan para kazanayım gibi olmayan her... Çok affedersiniz. İşte işe dönüşsün de bundan para kazanayım gibi olmayan her uğraşın, her tutkunun bir geeklik unsuru olabileceğini düşünüyoruz. Yani işte hep aynı örneği veririz ama işte futbol... futbol manyakça takip eden bir insan da bir futbol geekidir. İşte efendim pul koleksiyonu yapan pul geekidir. Yemek, hani birçok insan sonuçta herkes hani yemek yapar ya da karnını doyurmak için ama bunu bir tutkuyla, bir merakla işte kendini geliştire geliştire yeni şeyler deneye deneye yapan insan işte yemek geekidir falan filan diyerek aslında her çeşit hobisel, mobisel uğraşın bir geeklik olabileceğini savunuyoruz, düşünüyoruz. Yani bu yüzden mesela yemek programı da var bizim kanalda. Barış'la ikimiz gidip sağda solda sevdiğimiz yerleri insanlara göstermek adına bir sokak yemeği, geekliği programı sayabileceğimiz Yutuş Festivali diye programımız var mesela. Tabii. Bu da hani bu hobiciliğin, yemeğe kadar varan hobiciliğin nerelerde olabileceğinin altını çizmek için bir programdır, örnektir diyelim. Ki bu bize şöyle kıymetli de geliyor. Biz işte hayatın farklı zamanlarında ister tiyatro olsun, ister müzik olsun ya da daha kendine özgü böyle sanat dallarıyla uğraşmak etmek istemiş. İşte genç yaşında aman evladım onu yapma, onun işte koluna bilezik olsun, carçurt tiyatro şeylerini, nutuklarını falan dinlemiş jenerasyondan geliyoruz. O yüzden böyle direkt işte bir meslek ve direkt bir ekmek kapısı olmayan uğraşların hayatı doldurmak açısından ne kadar önemli ve kıymetli olabileceğini kendi yetiştirilişlerimizde tanık olmuş insanlar olarak bu geeklik tanımını da böyle bir noktaya yüceltmeyi seviyoruz. Yani biraz sanki hayata anlam katan işte ne bileyim insanın bir sevdikleri falan var, bir başardıkları ettikleri yani böyle hırslı insanlar için belki bir şey olabilir. Ama bizim için ya da bizim gibi hisseden, düşünen insanlar için de işte bu geek olmak aslında hayatı yaşamaya yegane bir bahane olduğunda savunuyoruz, düşünüyoruz. Hayır, bazılarını evet, mesela Yutuş Festivali'nin bazı noktalarını ama bir kere televizyonda müthiş şu anda, daha doğrusu geleneksel diyelim medyada müthiş bir otosansür durumu var. Daha doğrusu sansür durumu var, onlar da ister istemez buna alışık oldukları için artık otosansüre geçmiş durumdalar. YouTube veya işte benzeri mecralarda, yeni medyada mesela bu yok. Bu şey anlamında demiyorum, illa çıplaklık veya küfür anlamında söylemiyorum. Siyasi bir tarafı da var artık bunun. Yani hepimizin yaşadığı. Siyasi bir şekilde belki hani mimlenmek başka şey ama ucu herhangi bir şeye dokunacak, kendi fikirlerini söyleyemeyeceğin bir mecra haline geldi televizyon. Zaten o yüzden gerçekten işte bundan kaçanlar, biraz böyle muhalif adı altında olan insanlar oradan kaçıp kendi mecralarını kurup kendileri yayın yapmayı seçiyorlar. Mesela en büyük farkı bu. Ha bizim özelimizde sorarsanız, yani Geek Yapar özelinde. Yani bazı programların bence geleneksel medyada işte evet Yutuş Festivali, bazen yani Dedeler Sofrası'nı belki yayınlayamazsın ama film eleştirilerimizin bazılarını televizyonda bir işte ne bileyim TRT 3'te bir film eleştirisi programında bizim olabileceğimizi öngörebiliyorum. Ama yine de birazcık kısmak gerekebilir. Biz çünkü hakikaten sesimiz birazcık daha sert çıkabiliyor yani. Filmine göre de değişiyor. Transformers konuşurken ne kadar sertleşebilirsin bir yandan da. Yani ne olursa olsun geleneksel medyayla internet bu modern medya, yeni medyanın arasındaki tabii ki fark.
Yani en büyük fark geleneksel medyada o medya mecraların hep bir sahibi, hep bir işte sermaye sahibi tarafından yönetiliyor olması ve onların çıkarlarının işte sunulacak şeylerle ters düştüğü zaman işte Cecun dediği gibi sansür mansüre falan filan uğraması gibi bir kültür vardı. Bu hatta çok yaygın ve kabul edilen bir şeydi. Yani hiç kimse de ayıplamıyordu birbirine bu kültüre boyun eğildiği zaman filan. İnternet ister istemez bunu yıkıverdi tabii ki. Şimdi ben birazcık gitgide yeni medyanın işte geleneksel medyaya dönüştüğünü, yavaş yavaş dönüşeceğini de düşünüyorum. Çünkü sermaye sahibi olan insan her yerde güçlü oluyor yani. Dijital dünyada da bunun biraz şeyleri vardı, işte kısa yolları vardı belki ama yavaş yavaş teknolojisi ve sistemi oturuyor. O yüzden gene sermayesi olanın kontrol edebildiği bir ortama gitgide dönüşüyor. Fakat bir yandan da hep bu işte hafif underground havası da umarım baki kalır. İnternette şey kültürü de var çünkü gerçekten. Yani böyle işte ne bileyim ben televizyon kanalı eskiden diyelim 10 tane vardı. Herkesin izlediği 2 tane dizi vardı zaten. Herkes onu konuşuyordu falan. Ama internette biraz daha ben işte kendime özgün biriyim. Kendime özgü sadece benim bildiğim kanalları takip edeceğim. Sadece benim bildiğim siteleri bileceğim falan gibi bir böyle insanın kendine bir özgü bir şey yaratması durumu da var. O durum kalmaya devam edecektir gibi geliyor bana. O yüzden gene de ne olursa olsun şimdiki hali daha iyi diye düşünüyorum. Mezun olup bayağı oldu. O yüzden yani biz üniversite okurken daha ama YouTube falan böyle bir çılgınlığa varmamıştı. Hatta tabii, daha eski akıllı telefonlar falan yeni çıkıyordu değil mi yani evet. Üniversitedeyken? O yüzden aslında bilmiyorum yani sorunun cevabını. Hani akademik olarak da çok böyle kendimi geliştirmiş değilim yani ihtisasım üzerine. Ama yani genel olarak olumlu bakıldığını düşünüyorum bizim şeyde akademik camiada. Ya çünkü daha özgür bir şekilde evet daha özgür bir şekilde insanlar kendilerini ifade edebiliyorlar. Her ne kadar ne yazık ki içeri atılma işte paranoyası içerisinde olsalar da hatta yani işte bizim bir hocamız bu sene bir imza kampanyası üzerinden içeri atılma gibi bir durumu oldu bizim Sabancı Üniversitesi'nden. Çıktı ama çok şükür. Evet çıktı çok şükür. O yüzden yani birazcık daha kendi özgürce ifade edebilecekleri ve daha büyük bir kitleye ulaşabilecekleri için insanlar bu sözleriyle ve söylemleriyle özellikle Twitter gibi platformlarda kısacık bir şey bile olsa herkesin sesini duyurabileceği daha özgür bir medya düzeni olduğu için bence kültürel çalışmalar cılar açısından da ya en azından ben bir kültürel çalışmalar mezunu olarak çok memnunum yeni medya düzeninin var olmasından. Çünkü daha fazla yani çünkü kültürel çalışmalarda evet daha ufak işte sap kültürler nasıl diyeyim alt kültürler vardır ve alt kültürler kendilerine yer edinebildiler. Geek Yapar da aslında geeklerin öncelikle bir araya geldiği ve takip ettiği Türkiye'deki geeklerin sağda solda işte şununla çok karşılaşıyoruz biz yorum olarak. Abi ben işte Türkiye'nin şurasında yaşıyorum bunları etrafımda konuşabileceğim kimseler yok. Bunu konuşabildiğiniz için ve konuştuğunuz için bana arkadaş oldunuz. Teşekkür ederim. Yani başka bir insanın da bu mecrada sesi alabiliyorsak zaten ne mutlu bize. Böyle bizim gibi ses olabilen çok daha ufak çapta kanallar da var YouTube'da. Ve bence daha da var olmaya devam edecekler. Daha da çoğalacaklar. Umarım çoğalır. Ve herkesin bir sesi olur bu yeni medya düzeni içerisinde. Şunu da eklemek isterim. İşte şeyi sordunuz ya yani bizim hakikaten bölümde her şeyi yapı taşlarına ayırmaca, her şeyi dekonstrükte etme çabası vardı. İşte incelemek, etmek, işte değerlendirmek için falan. İnternetin getirdiği şov kültürü diyelim, bu geleneksel, konvansiyonel işte gösteri kültürünü çok gerçekten parçalarına ayırmış durumda. İşte geleneksel olanda böyle sürekli seyircinin nabzını tutmak, işte bir takım formlara uymak, efendim programın konseptinin bağlamının dışına çıkmamak, işte seyirci karşısında ama ayak üstünde atmamak falan gibi bir ton filtre, bir ton aracı vardı. Ama internet yayıncılığında bunların hepsi kendiliğinden kalkıverdi. Bu tabii ki biraz tabii ki işte yayın yapan insanların zaten profesyonel olmayışı ve bu tarz kurallara uymaları gerektiğini hiç düşünmemiş bile olmalarından dolayı da oldu ama izleyen kitlenin de buna olumlu bir cevap verdiğini gördük genel olarak. İşte böyle çok yapmacık, işte televizyoncu gibi dediğimiz tavır ve haller falan filan biraz antikalaşıp, yani hızlı bir şekilde antikalaşıp hızlı bir şekilde böyle tarihe gömülmeye başladı. Hatta bu antikalaşma sürecini
biz tanık olduğumuz için yaptığımız programlardan bir tanesi de Dedeler Sofrası deyip kendi bakış açımızı biraz dedevari olarak değerlendirmeye başladık. Oysa 40 yaşında bile değiliz yani. o açıdan da ilginç oldu aslında. Yani bizim üniversitede gördüğümüz, ettiğimiz şeylerin hızlı bir şekilde gerçekleştiği bir çağı görüyoruz şu anda. Geek ve nerd'ün ayrımı. Ya sanki şey gibi geliyor, hani geek bu işi hani hobicilik düzeyinde ve daha fazla ya geek biraz daha yüzeyde kalıyor gibi, suyun daha yüzünde kalıyor gibi. Nerd biraz daha böyle artık ıncığını cincığını biliyor. Yani nerd işte, çok çalışkan bir kere zaten. Evet, biraz daha böyle kapalı ve şey yani hani yaptığı şeyle direkt ve birebir çok bağlantısı olup başka bir şeylere kendini kapatan gibi. Evet. Daha çok detay biliyor bir kere. Geek'ten o anlamda hani avantajı da var konu hakkında ama yine hobicilikte tabii yani şey de değil. Hani. Bence bir de şey yani bence mesela bir insan hem geek hem nerd olabilir. Yani ikisi böyle birbirinden ayrı ya da farklı kümelerin şeyi gibi değil. Hani nerd dediğin zaman böyle hakikaten hani kapalı işte biraz da dış dünyaya kapalı filan o yaptığı şeyle birebir şey. Hani geek genel olarak ilgilenmek, hoşlanmak, takip etmek filan falan başkalarıyla paylaşmak etmek istemek de olabilir. Nerd artık o işin profesörü olmuş insan diyebiliriz aslında birazcık da. Evet bana hobisinin öyle profesörü. Bana mühendis gibi geliyor bir nerd. Yani biraz öyle. Matematik zekalıcı. Evet. Evet. İmajı insanda şey yapıyor. Biz mi yakıştıramıyoruz edemiyoruz biz mi bunlar arasında hiyerarşi şey yapmışız bilemedim. Hani böyle. Sonuçta geek olmak da Hollywood dünyası falan çok cool, çok havalı bir şey değil ama... Ama nerd olmak artık böyle iyice. Çantasıyla böyle... Evet. Falan çocuklar vardı ya onlar için. Evet. Fiziksel olarak çok şey yapmıyorum da mesela daha hakikaten sayısalcı, sözelci diye böldük ya az önce böyle istemeden. Şimdi o mesela hiç atıyorum işte mesela çok Star Trek bilim kurgu filmi seven nerdler var. Onun böyle makinenin parçalarına kadar bilen. Ama mesela Shakespeare'in derinlemesine bilen nerd... Hiç görmedim mesela. Yani biraz sanat sepet işleriyle uğraşmıyor sanki nerdlerin. Böyle bir genel klişesi var diyelim. Yani ona şey diyorlar, falan ona de. Dork diyorlar mesela. Böyle sanat sepette çok bilip işte bilerek söylediği zaman falan. Öyle mi? Aynen ama onu da... Bir şey daha çıktı. Bir şey daha çıktı. Aslında kültürel çalışmalarda yani. Çok vardı o. Şapşal gibi bir şey. Şapşal. Ya da böyle... Çok ayıp ya. Polis Akademisi'nde üzerine Dork yazıyordu mesela hani sinema sever, sanat sever olduğunu hiç düşünmüyordum. Hatırlıyor musun yani, güneşlenirken? Böyle şey tiplere Dork deniyor işte böyle hani onlar da çekin yani nerd gibi değil bilemedim. Boş verin ya bu terimleri hepimiz insanız.